Herkese merhaba sevgili Teknolojioku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde efsaneleşmiş hikayeli oyunlardan bahsedeceğiz. Hikayeli oyunlar dediğimiz zaman aklımıza bir sürü oyun geliyor. GTA 5 olabilir, God of War olabilir, Battlefield olabilir. Tabii ki Battlefield'da biraz daha online tarafına ağırlık basılmış olsa da o tarafta da yine hikaye mevcut. Bunun gibi oyunlar aslında şu anda da her bilgisayarda oynanabilen ama zamanında efsaneleşmiş, hatta yüksek grafikte olarak tabir edebileceğimiz oyunlar olarak karşımıza çıkıyor. Yani şu anda yeni çıkan yüksek grafikli bir oyunu açtığınız zaman evet mest olabilirsiniz ama o zaman piyasaya sürülen bir oyunu oynamak istediğiniz zaman, yani yeni oyundan eski oyuna geçiş yaptığınızda şu tepkiyi verebilirsiniz. Hani bu oyunun grafikleri çok kötü, o zaman nasıl oynayabiliyormuşuz falan. Ama bu oyunların oynanmasındaki en temel olayın hikaye olduğunu söyleyelim size. Yani şimdi az sonra bahsedeceğimiz oyunları indirip denemek istiyor olabilirsiniz. Eğer daha önce oynamadığınız oyunlarsa bir açıp baktığınızda bu oyunun grafikleri çok kötü gibi bir hissiyata kapılıp sakın oynamayı bırakmayın. Çünkü bu oyunlarda önemli olan şey hikaye. Yani hikayesine bakarak oynadığınız takdirde grafiklerine hiç aldırış bile etmezsiniz muhtemelen. Dilerseniz listemize geçelim. Listemizin ilk sırasında tabii ki her oyuncunun da kabul edebileceği Witcher serisi var. CD Projekt Red tarafından tasarlanan Witcher serisine ait ilk oyun 2003 yılında piyasaya sürülmüştü. Daha sonrasında 2009 yılında Witcher 2 Assassins of Kings olarak piyasaya sürülen ikinci oyunda bir aile ilgi görmüştü. Fakat serinin en çok ilgi gören oyununun Witcher 3 olduğunu söyleyelim. 2015 yılında piyasaya sürülen Witcher 3, serinin diğer oyunları gibi Revillalı Geralt'ın hikayesini konu alıyor. İkinci oyunun sonunda yaşanan olayların üzerinden 6 ay geçiyor ve tam da bu sırada Witcher 3 oyununa başladığımız gibi bu hikayenin devamıyla oynamaya başlıyoruz. Kayıp aşkı Yennefer'i arayan Geralt'ın hikayesini anlatan bu oyunun genel olarak oynayış hissiyatı tarafında yine beklentileri karşıladığını söyleyebiliriz. Ama hikaye tarafında tabii ki kesinlikle oynamanız gereken oyunlar arasında yer alıyor. Eğer bu seriye ait hiçbir oyun oynamadıysanız çok şey kazandınız demektir. Çünkü her oyuncunun hafızam silinse de tekrar oynasam dediği oyunların arasında yer alıyor Witcher serisi. Özellikle Witcher 3'ü oynamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Tabii ki seriye ait önceki oyunlardan da başlamak isteyeceksinizdir. Ama Witcher 1'i bence hiç oynamayın. Çünkü karakterin zıplama animasyonu falan yok. Biraz oynayış bakımından keyif vermeyebilir ama Witcher 2 ve Witcher 3 style oynarsanız çok keyif alacağınıza eminim. Listemize ait ikinci oyunumuz tabii ki Mafya serisi. Hikayeli oyunlar tarafında kullanıcıların en çok tercih ettiği oyunlar arasında yer alan Mafya serisi, 1930'larda kurgusal bir mafya olan Tommy Angelo'nun yükselişi ve düşüşünü anlatan bir oyun serisi olarak karşımıza çıkıyor. Seriye ait ilk oyun 2002 yılında piyasaya sürülmüştü. Daha sonrasında ise 2010 yılında Mafya 2, 2016 yılında Mafya 3 ve 2017 yılında Mafya 3'ün farklı varyantları piyasaya sürüldü. 2020 yılında ise Mafya Trilogy Definite Edition'ın piyasaya sürüldüğünü belirtelim. Yine hikaye tarafında da kullanıcıları tatmin eden oyunlar arasında yer alıyor. Eğer bu oyunda oynamadıysanız yine serinin ilk oyunlarından başlayabilirsiniz. Kesinlikle asla pişman olmayacağınız efsaneleşmiş hikayeli oyunlar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Evet, Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin 3. oyununda ise Dragon Age var. BioWare tarafından oluşturulan yüksek bir fantezi rol yapma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. İlk oyunu 2009'da piyasaya sürülmüştü. Daha sonrasında ise 2010, 2011, 2014 ve 2015'te seriye ait yeni oyunlar piyasaya sürüldü. Seriye ait son oyun olan Dragon Age Origins oyununun temel konusu ise şahlanmış şeytanı yenmek ve dünyayı yıkım adı verilen korkunç bir olaydan kurtarmak için savaşacak elit savaşçılardan oluşan gri bir muhafızı anlatıyor. Dragon Age Origins oyununun ise şu anda ortalama olarak 200 TL'lik bir fiyat etiketi var. Eğer siz de bu oyunu oynamak istiyorsanız yine benzer fiyatlarda farklı listelerde bulabilirsiniz. Geldik 4. oyunumuza. 4. oyunumuz ise 4 oyunluk bir seriden oluşan Mass Effect serisi. Mass Effect serisinde 4 farklı oyun bulunuyor. Sırayla Mass Effect, Mass Effect 2, 3 ve Mass Effect Andromeda olarak sıralanıyor. Seriye ait ilk oyun 2007 yılında piyasaya sürülmüştü. İkinci oyun ise tam bundan 3 yıl sonra 2010'da geldi. Daha sonrasında ise 2011 yılında Mass Effect 3 geldi. Serinin son oyunu olan Mass Effect Andromeda ise 2017 yılında kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Oyunun konusu ise uygarlığın Reapers olarak bilinen son derece gelişmiş mekanik bir ırk tarafından tehdit edildiği 2183 yılında ve Samanyolu galaksisinde geçen maceraları anlatan oyun olarak karşımıza çıkıyor. Evet, 5 oyunluk listemizin sonuna geldik. Tabii ki bu 5 oyun içerisinde kendi alt oyunları var ya da serinin farklı oyunları var. Örneğin Witcher serisinden sizlere bahsettik fakat bu seriye ait 3 oyun var. Veya Mass Effect serisinden bahsettik. O seriye ait de 4 oyun var. Yani toplamda aslında bir 10-15 oyunun olduğu bir seriden bahsediyoruz. Yani eğer şu anda oynayacak bir şey bulamıyorsanız ve genellikle eski oyunlara hakim değilseniz, henüz oynamadıysanız bu 5 oyunu kesinlikle oynamanız lazım. Yani eğer yakın zamanda piyasaya sürülen hikayeli oyunları oynadıysanız, yani hikayeli oyunlara ilginiz varsa ama bu efsaneleşmiş oyunları oynamadıysanız kesinlikle oynamanız gerekiyor ve tam not vereceğinize de eminim arkadaşlar. Ve listeyi genel olarak değerlendirdiğimizde yeri geldiğinde maziye gittik, geri geldiğinde geleceğin efsane oyunlarından söz edilecek yeni oyunlardan bahsettik. Listeye baktığımız zaman eski efsaneleşmiş oyunların yine yerini koruduğunu görüyoruz. Özellikle geçtiğimiz haftalarda bir haber çıkmıştı hatırlarsanız, Witcher 1'in remake'inin çıkacağına dair. Hatta Unreal Engine 5 oyun motoruyla geliştirilecek bu oyun ve bu yüzden gerçekçilik tarafında beklentileri sonuna kadar karşılayacak bir oyun olması bekleniyor. Zaten kullanıcıların da aslında bu konuda en heyecanlandığı şey bu oyunun Unreal Engine 5 ile geliştirilmesi değil, Witcher 1'in kullanıcıların karşısına yeniden çıkacak olması. Çünkü Witcher serisinin en çok ilgi gören oyunlar arasında yer aldığını biliyoruz. Oyuncular Witcher 4, Witcher 4 diye seslenirken CD Projekt Red tarafından Witcher 1 oyununun remake'inin gelmesi yine kullanıcıları heyecanlandırdı. Mafya, God of War gibi oyunlarda yine en çok sevilen oyunlar arasında yer alıyor. Bu yüzden bu hikayeli oyunları kesinlikle oynamanızı tavsiye ediyoruz. Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde en çok sevilen efsaneleşmiş hikayeli oyunlardan bahsettik. Tabii ki bu listenin devamı gelecektir çünkü sayamayacağımız kadar çok efsaneleşmiş oyunlar var. Şimdilik en sevdiğimiz 5 oyunu sizler için değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde farklı oyun incelemeleri ve farklı listelerle karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. O gün gelene kadar bizi takip etmeyi ve videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sizin de aklınıza gelen efsaneleşmiş oyunlar varsa yine yorumlar kısmında belirtin. Sizler için o oyunlar hakkındaki değerlendirmelerimizi ve yorumlarımızı da paylaşacağız. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.